Biraz da buraya parmak basmak, basmak gerekiyor diyorsunuz. Karavagon ne hedefliyor peki bundan sonraki süreçte, belgeselin yayınlanmasıyla birlikte? Bir tek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde mi yayınlanacak? Hayır, yok. Bilgi Üniversitesi, uluslararası film festivalleri hedefliyoruz. Türkiye'deki belli bölgelerde gösterimler örgütleyeceğiz. Evet. Karavagon'la birlikte biliyorsunuz uluslararası mahkemeye şu an Dersim 38 soykırımı tartışmaya gündeme açıldı. Ona dahil bu tür çalışmaları genişleterek Karavagon'la bunlar üzerinde o çalışmalarla bütünleştirerek uluslararası gündeme taşımak. Uluslararası gündeme taşımak. Uluslararası mahkemelerde bunun bir soykırım, Avrupa Birliği cephesinde bir soykırım olduğunu, bir katliam olmadığını açık bir şekilde orada tartıştırmak ve bunu aynı zamanda gündemleştirmek. Tabi burada işte bizim söylediğimiz arşivlerin açılması, genelkurmay arşivlerinin açılması, mezar yerlerinin... Siz ne kadar arşive ulaşabildiniz? Elinizde daha önceden gündeme gelmeyen bir takım bilgiler de var sanırım. Mesela fotoğraflar var, öyle değil mi? Yine belgesel sırasında yer alan. Mesela kimin, hemen burada not almıştım, bakıyorum. Hasan Saltık Arşivi. Hasan Saltık Arşivi'nden ilk defa yayınlanan fotoğraflar da yer alıyor belgeselde. Var. O döneme ait Bakanlar Kurulu'nun aldığı, daha sonra işte Mustafa Kemal'in bizzat imzaladığı, İsmet Ünlü, Celal Bayar'ın, Şükrü Kaya'nın imzalarının bizzat olduğu raporlar var sonradan çıkan. Hani bizde hep tartışma olur, kim yaptı? İşte birileri işte İsmet Ünlü mü diyelim, ama bizim açımızda gerçekten bu işin açık bir şekilde Mustafa Kemal tarafında bizzat görevlendirildi ve oradaki işte İsmet Ünlü'nün, Şükrü Kaya'nın ve Celal Bayar tarafından da Fes Çakmak Genelkurmay tarafından da uygulandığını görüyoruz. Bu konuda da ciddi bir şekilde, hani düne rağmen hani bir tartışmalar vardı. Çünkü bir statüko yapı vardı. Sürekli tartışmanın önünü engelleyen, sürekli bir yere git, cümle kurduğun zaman sürekli engellenen, yok değildir, yalandır, şudur budur veya işte Mustafa Kemal hastadır diyerek üstü kapatılmaya çalışılıyor, ama bu gerçek. O nedenle de belgelerin tamamen su yüzüne çıkması ve toplu mezarların ortaya çıkması, işte Seyit Rıza'nın yaşlarının küçültülerek Elazığ'da idam edilmesi, bir pazar günü dahi uluslararası hukuk mahkemelerine dahi aykırı. Oğlunun yaşının küçük olmasına rağmen büyütülerek bunun idam edilmesi, bunların açığa çıkarması ve yüzleşmesi ve tarihle yüzleşmesi. Devletinde bu konuda Dersim'e dahil buna karşı bir özür borcu olduğunu düşünüyoruz. Bir de sonuçta vicdanlara bırakılması gerekiyor sürecin. Hani tanıklardan dinlenecek, birebir yaşayanlardan ve ondan sonra da herkes kendi vicdanında o muhasebeyi yapacak süreçle ilgili. İlk gösterim 5 Mayıs'ta Bilgi Üniversitesi'nde. Saat kaçta? Saat 7'de Büyük Salon 1'de olacak. Dolapdere Kampüsü'nde. Katılmak isteyenler. Şüphesiz herkese açık katılabiliyorlar. Ardından da Karavagon'u farklı platformlarda bizim, görebileceğiz. Dersim'de İnsan Hakları Film Haftası var. 20 Mayıs'ta başlayan. 20 Mayıs'ta başlayan. Evet, 9 gün süren. 23 Mayıs'ta da Karavagon, aynı zamanda Dersim topraklarında da bir galasını gerçekleştireceğiz. Öyle mi? Çok güzel. Çünkü biz daha önce kırmızı kalemi yapmıştık. Bayağı sorunlarla karşılaştık. Hani böyle hukuki şeyler olmadı ama engellemeler veya gösterilmedi, ama böyle bir sorunun orada tartışılması, o topraklarda tartışılması bizim için çok önemli ve anlamlı olduğunu. Elinize sağlık diyelim. Dediğim gibi izleyenlerin takdirine bırakmak gerekiyor süreci. O muhasebeler yapılacaktır kuşkusuz. Birebir tanıklarıyla birlikte Dersim'in 74. yıl dönümünde. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuramsal Araştırma Topluluğu'nda yeni projelerini de bekliyoruz. Karavagon bir başlangıç oluyor. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, buradan farklı bir sürece dönmek istiyorum sayın seyirciler. Yine Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri Dink davası. Dink davası ile ilgili de dün önemli bir gelişme yaşandı. İşte o gelişmenin ayrıntıları.